Merhabalar sevgili Sanayi TV izleyicileri. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Bugünkü yayınımızın önemli bir konuğu var. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli konuğumuz. Hemen konuğumuzu alalım ve dolu dolu sohbetimize, yılın son röportajına da böylece tamamlamış olalım. Hoş geldiniz Nadir Bey. Merhaba, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum. Ayrıca çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim ben de. Biz teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Hemen ilk sorumla başlayayım. 2023'ü bitiriyoruz. Sayılı günler kaldı 2024'e girmeye. İlk sorum şöyle olsun. 2023 Eskişehir OSB ve sanayiciler için nasıl geçti? Evet. Aslında 2023'ten çok bir şey anlamadık diyebilirim. Özellikle seçimden sonra bu finansman dengelerinde yaşananlar ve seçim sürecine kadar da yine finansman tarafında yaşananlar çok hızlı gelişmeler oldu. Yani bazıları değişik beklentilerle bir an evvel yatırımlarımızı tamamlayalım diye hızlı hareket etti. Bazıları işte seçimden sonra finansman dengelerde değişiklik olabilir diye bazı tedbirler aldı. Ondan sonra da özellikle işte Temmuz, Ağustos aylarından itibaren, Haziran'dan itibaren yoğun bir talep daralmasıyla karşı karşıya kaldık. Bundan dolayı da sanayici tabii işini bir şekilde çözmeye çalışıyor. Finansmanını çözmeye çalışıyor. İşte ihtiyacı olanlar kredisini çözmeye çalışıyor. Tabii maliyetleri yüksek ama maliyetlerin yüksekliğinin dışında bir de yoktu yani. Siz 100 de deseniz, 1000 de deseniz yoktu. Çünkü en pahalı hizmet olmayan hizmettir. Dolayısıyla 2023 çok hareketli geçti. Gerçekten nasıl geçtiğini hiç anlayamadık. Böyle bir şey. Şimdi inşallah 2024 ve ondan sonraki yıllarda artık bu sıkıntıları giderip para kazanacağımız günler olsun diyoruz. Gerçekten bu sene yani kar yılı değil de ar yılı oldu. Herkes bir şekilde günü kurtardı, yarına bakmaya çalıştı. Ama umutluyuz tabii ki. Yani hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Bugün böylesi yarın daha güzel günler olur, daha iyi şartlarda çalışırız diye düşüncelerle 2024'e geldik sayılır. Çok hoşumuza gitmiyor evet. Tabii. Yaş da alıyoruz bu arada. Yani her yıl aslında kapıları, camları süslüyoruz. İşte yeni yıl hoş geldin falan diyoruz ama hepimiz de yaş alıyoruz. Bilmiyorum o kadar da hoş oluyor mu olmuyor mu da onları da değerlendirmek lazım. Evet, finansman erişimlerinde bahsettiniz. 2023'ün son faiz kararı da açıklandı Merkez Bankası. 250 bas puan arttırdı politika faizini ve 42.5'e çıktı. Bunu sanayiciler yani, açısından nasıl yorumlarsınız? Evet, şu an son dakika düştü. Ben bugün bir faiz artışı beklemiyordum doğrusu. Ama yani 250 bas puan da yorumlamak gerekirse artık bu işin sonuna geldiğimiz anlamına gelir bana göre. Çünkü yani 8'lerden 8.5'lardan bir de böyle 42.5 oldu sanıyorum şimdi. Buralara gelmiş olması yani neredeyse %35 artık kaç kat oluyorsa böyle bir rakama gelmiş olması iyi bir şey değil. Hoşumuza da giden bir şey değil. Çünkü biz üretmek durumundayız. İhracat yapmak durumundayız. Ancak bunları yapabilmek için de birçok başka faktörleri de yönetmek durumundayız. Bunlardan bir tanesi yatırım. Bu kadar yüksek bir maliyetle ve sıkışık para trafiğinin içerisinde nasıl yatırım yapılır? Belki başka sorunuz vardır. Bu kadarla kesip sonra yine konuşuruz. Evet, aslında şunu da sormak istiyorum. Şimdi 42.5'a çıktı faiz Merkez Bankası'nın faizi. Bu sanayiciyi nasıl etkiler? Yani sizi mesela bir sanayici olarak bu sizi mutlu ediyor mu? Nereye kadar gidecek bu iş ve üretim dengesini nasıl etkiler? Bozar mı? Bozar. Size şunu söyleyeyim. Şimdi artık bizim rakibimiz dünya. Eskiden yakın coğrafyamızdı ama artık dünyayla rekabet ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bütün evrenle rekabet ederiz. Belki başka işler de olur. Şimdi bugün sanayici yatırımda değilse kredi falan kullanmıyor. Biraz evvel bahsettiğim gibi gününü kurtarmaya çalışıyor. Yani %50 ile veya biraz daha yüksek bir maliyetlerle kredi alıp ve bunlardan da kar ederek yatırım yapmak çok mümkün gözükmüyor. Zaten insanlar da bunu almamak için uğraşıyor. Sadece kısa vadede işte elektrik borcu, çeki senedi ya da işçilikle ilgili bir şeyleri varsa bunları döndürmek için belki kredi ihtiyaçları oluyor. Yoksa yatırım için bu rakamlar kullanılmaz. Size bir anekdottan bahsedeyim. Benim kendi yönetiminde olduğum şirket 7 tane iş kolu var Eskişehir'de. Daha doğrusu Türkiye genelinde. Birisiyle ilgili İspanya'da bir fabrika satın almaya gitmiştik. Orada gördüm orman ürünleri üzerinde bir fabrika. O kadar ciddi masraflar yapmışlar ki çok şaşırdım. Yani biz Türkiye'de bunları yapamıyoruz. Biz de böyle fabrika yapıyoruz ama bu kadar para harcayamıyoruz falan diye. Bana şöyle bir cevap verdi. Dedi ki ya bu adamlar 30 yıl vadeli alıyor krediye. Ve ondan sonra bu iş yapmaları çok kolay. Şimdi düşünüyorum 30 yıl vadeli neydi? O gün şartlarda 0.75 civarında yıllık faizi vardı. Şimdi
Düşünün Mustafa Bey, yani siz 0.75'te 30 yıl alsanız %22,5 yapar. Benim ülkemde şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi %42,5. Yani biz 6 ayda bakın onda da daha fazla faiz ödüyoruz. Şimdi bu insanlarla rekabet edebilmemiz mümkün mü? Kolay mı? Biz bir kere finansman giderini işin içine koymak durumundayız. İki, bir de bulamıyorsun ki zaten. Şimdi 30 yıl vadeli kredi kim verecek sana? 10 yıl bile verecek. Evet. Yani hani bugünlerde 2 sene falan olmaya başladı ama düne kadar rotatifti. Yani yarın kaç olacak ya da yarın isteyip istemeyecekleri belli olmayan bir para konuşuyorduk. Şimdi 30 yıl falan yani Türkiye şartlarında ne diyeyim, hayal gibi duruyor şu anda. Yani geçtiğimiz dönemlerde 10 yıllık kredileri vardı. Merkez Bankası'nın kredileri vardı. Bunları biliyoruz. Ancak bizim bu insanlarla özellikle endüstri alanında ilerlemiş olan ülkelerle, üreticilerle rekabet etmemiz olmazsa olmazımız. Ama onun için işte şartlara ilgili. Biz mutlaka bu şartları bir şekilde yakalamak durumundayız ki ihracatımızı arttıralım. Yani 500 milyar dolarlık bir ihracat Türkiye için bana göre ulaşılmaz bir rakam değil. Yapabiliriz. Yani düne kadar 500 milyon dolarlık ihracatı konuşurken hadi ya bu olur mu falan derken yani şimdi yani çok kısa zamanda biz 500 milyon dolarlık ihracatlar yapmaya başladık. Bugün Eskişehir'in bile yani 100 milyon dolar olan ihracat rakamları 4 milyar dolara geldi. Düşünün yani arada 40 kat fark var. Yani biz bunları yaparız. Ancak yapabilmek için de altyapıların doğru bir şekilde oluşturulması lazım. Evet, kesinlikle. Şimdi şeye de sormak istiyorum. Hani bu giderlere sanayicinin etkisini konuşuyoruz ama asgari ücret meselesi var biliyorsunuz. Asgari ücret işte bir taraftan insanlar geçinemiyoruz. 20 bin lira olsa ancak belki geçiniriz. Çünkü açlık sınırı ortada, yoksulluk sınırı ortada maalesef. Olumsuz durumlarla karşı karşıyayız. Bir sanayici olarak asgari ücrete en fazla ne kadar zam yapılmalı ya da en az ne kadar olmalı? Sizden duymamız galiba daha reel olacak, rasyonel olacak. O biraz sıkıntılı bir cevap olur da şöyle yandan dolaşalım. biraz tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan hesap oluyor. Bulunduğumuz toplantılarda şunu söylüyorum. Asgari ücrete yapılan yüksek zamlar maalesef çalışanların alım gücünü arttırmıyor. Bak bu önemli. Çünkü bugün uygulanan asgari ücret 11.400 lira galiba ya da 11.500 lira. İnanın belki 9.000 lira olsaydı o şeyde statüde çalışan insanların alım güçleri belki daha fazla olacaktı. Çünkü konuşulmaya başladığı zaman maalesef özellikle gıda tarafında ciddi zamlar oluşuyor. Yani vermeden geri almaya başlıyoruz. Şimdi 20.000 lira olursa inanın onların yoksulluklar artacaktır. Eminim. Bence daha piyasa ve ekonomi şartlarına uygun bir zam yapılmalı. Çünkü burada işverenlerin de sorunlar oluyor. Çalışanların da sorunlar oluyor. Yani birçok yerde görüyorsunuz işçisizlik problemi var. Çünkü yani işveren bu rakamların yüksek olduğunu beyan ediyor ve kayıt dışına yönelenler oluyor. Bunları duyuyoruz. Çalışanlar da biz geçinemiyoruz diyor. Onlar da haklıdır. Dolayısıyla buradaki dengeyi çok iyi korumak gerekiyor. Yüksek zamların burada çözüm olduğunu ve refah seviyesini arttıracağını kesinlikle düşünmüyorum. Bence çok önemli burası. Evet, şimdi tek bir zam yapılacak ve %50 oranı şu an daha güçlü görünüyor. Yani 17 bin küsur bir asgari ücret konuşuluyor. 20 bin isteyenler var. Dediğiniz gibi bu fiyatlar şimdi diyelim ki 20 bin lira oldu ya da 17 bin lira oldu. Bunun işverene, sanayiciye maliyeti de dolayısıyla çok artmış oluyor. Devlet burada elini ne kadar taşın altına koyuyor? Aylık 600 lira galiba. Sigorta yardım, prim yardımı yapıyor. Yani bunun için sanayicinin beklentisi ne olur? Mesela yüksek bir asgari ücret olursa siz sanayiciler ne bekliyorsunuz devletten? Nasıl bir teşvik istiyorsunuz? Aslında devlet bir kere asgari ücretten vergi alınmamalı. Burada bizim ısrarımız var. Tabii bunun da çizgileri iyi çizilmeli. Asgari ücretle çalışmayan insanlar da asgari ücretle çalışıyormuş gibi gösterilip de devletin de oradaki kaybı oluşmamalı. Çünkü devlet olmasa biz olmayız. Bunu biliyoruz. Yani devlet varsa biz varız ya da biz varsa devlet var. Bu ikisi birbirinden ayrılamaz unsurlardır. Biz bugün güven ortamı içerisinde üretim yapabiliyorsak, evimizde, işimizde, çoluğumuzda, çocuğumuzda, ailemizde can ve mal güvenliğimiz olduğu halde sabahlıyorsak bu devletimizin gücü sayesindedir. Dolayısıyla devletimizin güçlü olmasının güçlü ordu, güçlü kolluk güçleri olacak. Onun için de vergi lazım. Yani bunlar birbirinden ayrılmaz şeyler. Ancak bunların çizgileri doğru çizilerek asgari ücretlerin en azından vergiden arındırılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi bundan önceki yıllarda yani son işte 2 yıldan beri yanlış hatırlamıyorsam asgari ücrete 2 defa zam yapılıyor. Ondan önce 1 taneydi. Ondan önce Türkiye'de enflasyon daha düşük değil miydi Allah aşkına? Yani bu madem ki böyleyse asgari ücretlilerin neticede gelirlerini
arttıracak bir durum oluşmadı. Yani iki defa zam yapılması. Bence bir defa yapılması uygundur. Çünkü inanın onun sözünün edilmiş olması hemen fiyatlara yansıyor. Bize de yansıyacaktır. Şunu ama net söyleyebilirim size. Bizim bölgemizde doğru dürüst asgari ücretli çalışan yok. Yok demiyorum. Az yani. Yani şimdi 48.500'den fazla bir çalışan var Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde. Bunların içerisinde asgari ücretli sayısı çok çok az. Fakat başka bir iş oluyor bu sefer de. Arada uçurum da artıyor. Hani o iktisatta bir şey var ya, grafik var ya, böyle timsah ağzı gibi. İşte yüksek gelirlerin yükseldiği, düşük gelirlerin alçaldığı ve sonunda timsahın ağzına benzeyen bir grafik çıkıyor ortaya. Şimdi tam da böyle oluyor. Burada bugün asgari ücret diye diyelim ki %30 zam yaptı, %40 zam yaptı. 50 bin lira alan kişi de %40 zam istiyor. 100 bin lira alan da istiyor. 11 bin 400 lira alan kişi de %40 zam istiyor. Dolayısıyla bunların da yönetilebilmesi adına buradaki çizginin iyi hesaplanması gerekiyor. Evet, o denge iyi tutulmalı dediğiniz gibi. Tabii biraz da hani asgari ücrete zırt pırt zam yapmak yerine fiyat istikrarını sağlarsak daha sağlıklı bir model kurmuş olabiliriz gibi. Çünkü devlet maalesef ya da Hazine Bakanlığı fiyat istikrarını sağlayamıyor. Bunu sağlayamadığı için de habire maaşlara zam yolunu tercih ediyor. Maaşlara zam olunca da işte dediğiniz gibi maaşlara zam, asgari ücrete zam konuşulurken tepeden tırnağa her şeye en az %30 zam yapılacak. Bütün ürünlere bu da ayrıca konuşuluyor. Çok faydalı bir şeye dönüşmüyor. Şimdi şeye hemen geçmem gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde bir haberiniz yayınlandı. Sanayi Gazetesi'nde de, sanayigazetesi.com.tr'de de yayınladık. Yüksek teknolojiye geçtiğinize dair bir haber vardı Eskişehir OSB'nin. Eskişehir OSB aslında bir cazibe merkezine dönüştü. Tabii bu depremlerin etkisi derken oradaki yaşam koşulları ve sizin orada yönetiminizdeki Eskişehir OSB'de yapılan kolaylıklar artık bir süre sonra insanların çok dikkatini çekmeye başladı yaptığınız faaliyetler. Faaliyetlerden dolayı da çok ciddi ilgi çekmeye başladı. Bu tür bir haber de okuduk. Bunu biraz açar mısınız? Öncelikle çok kaliteli bir altyapı ağı kurduk. Ve eksik olanları da yeni açılan bölgelerde aynı standartta yeniliyoruz, ilave ediyoruz buraya. Artı Eskişehir'in yolların kavşak noktasında olması, özellikle milli geliri yüksek olan tüketim merkezlerine olan yakınlığı, hızlı tren bağlantıları, Eskişehir'de, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde çok mükemmel bir altyapı var. Yani biz enerji kesintilerinde ve diğer sanayicimizin etkileneceği hizmetlerde çok hassas davranıyoruz. Özellikle yeni kurduğumuz bölgelerde falan sıfır kesinti hedefiyle çalışıyoruz ve bunu da başardık. Mevcut bölgemizde de böyle. Bütün hatlarımız yer altındadır. Hatta bazı yerlerde artık tersten besleme yönteme de geçtik. Yani o ring üzerinde besleme alan fabrikalardan bir tanesinde arıza olsa eskiden ana filerleri attırıyordu. Dolayısıyla başkaları da enerjisiz kalabiliyor. Şimdi böyle bir şey yok. Sadece siz atıyorsunuz ve tersten biz öbür tarafları beslemeye devam ediyoruz. Yani orası ana şarteli attırsa bile böyle bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla günümüz şartlarında artık enerjideki arz güvenliği çok önemli. Yani hiç kimsenin kesinti olmaması. Ben yine kendimize de örnek verebilirim. Bazen bir dalgalanmıyor. Bizim bir tane fabrikada 2 saniyelik, 3 saniyelik dalgalanma bize aşağı yukarı 10 milyon liraya mal ediyor. Ve 2-3 saatte üretim kaybına ediyor. 2 saniye bakın çok bir şey değil bu. Sadece dalgalanma bu. Yani bundan dolayı sıfır kesintide çalışmamız lazım. İnsanlar işte bunları dikkate alıyor. Eskişehir'in yolların kavşak noktasında olması, Anadolu'da olmasına rağmen daha yumuşak bir iklimde olması, demiryolu bağlantılarının yani kavşak noktasında olması, kaliteli bir iş gücü ve nüfus yapısının olması ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin tabii kimseden para istememesi, bu da başka bir şey. Biz sadece arsayı satarken alacağımızı alıyoruz. Onun dışında inanın ne aidat var bizde ne başka bir şey var. Sadece tüketimlerin bedeli ödeniyor. Bazı hizmetlerden zarar bile ediyoruz. Ancak sanayicilerimiz kazansın mantığıyla, burası da kar amacı güden bir kurum olmadığı için taşıyabildiğimiz kadar da bu hizmetleri vereceğiz. Dolayısıyla Eskişehir bu anlamda batıya çok yakın. Çünkü bizim konuştuğumuz yani milli geliri yüksek olan iller Eskişehir'e çok yakın. Yani buradan İzmir'deyseniz 3,5-4 saatte çok rahat varırsınız. İstanbul'daysanız artık 2 saate düştü. Özellikle Bursa'dan gittiğimiz zaman böyle. Ankara'daysak hemen böyle. Sadece bunların karayola bağlantısı değil. İzmit aynı şekilde 2 saat, 2,5 saat. Adapazarı İzmit bölgesi. Bunların sadece karayola bağlantısı değil. Demiryolu bağlantıları da çok önemli. Dolayısıyla Eskişehir kavşak noktasında ve birçok sektör var bizde. Yani mesela belirli organize sanayi bölgeleri bazen değişik sektörlerde yoğunlaşmışlar. Ancak Eskişehir'de metalden plastiğe, havacılıktan raylı sistemlere, gıdaya kadar birçok konuda
taştan, topraktan üretilen mamullerden, yani seramikten, işte kiremitten, orman ürünlerine kadar çok sayıda sektör var burada. Yani buraya Eskişehir'e yatırım yapmak isteyen insanlar geldikleri zaman çok da fazla bir sorunla karşılaşmıyor. Çünkü onların altyapısı var burada. Ve bir de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi çok hızlı hareket ediyor. Biz yönetim olarak hafta bazen 2-3 tane bile toplantı yaptıklarımız oluyor. Çünkü yeter ki sanayicinin işini bekletmeyelim. Zaman çok kıymetli bir malzeme elimizde. Bunu iyi kullanalım adına bize bir talep varsa, bunlar işte bizim yönetim kurulumuz ayda bir olacak, şu kadar zamanda bir olacak falan diyor. Hemen o gün gece bile yönetim kurulu toplantısıyla insanların işini görmeye çalışıyoruz. Ne ruhsat parası istiyoruz, ne iskan parası, hiçbir şey istediğimiz yok. Sadece gelin burada bir şeyler yapın. Ama bunu yaparken de bize ne kazandıracaksınız? Yani çok eski metotlarla çalışıp da işte atıyorum 30 seneden beri aynı ürünü, aynı standart üretiyorsun. Yok böyle. Onlarla çok da zaman kaybetmek istemiyoruz. Biz de istiyoruz ki bize de belirli bir seviye taşıyacak. Hem ülke ekonomisine, hem Eskişehir, hem de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayicilere katkı sağlayabilecek olan yatırımcılara yolunu açtık. Arsa fiyatları da ucuz bu arada Eskişehir'e gelmeleri için. Bunun da etkeni olduğunu düşünüyoruz. Çünkü birçok yerde arsa da yok. Biz yine bu anlamda öngörülebilir bir çalışmayla işte önümüzdeki yıllarda işte ne kadar atıyorum 2026 yılında bizim ne kadar büyüklük bir arsaya ihtiyacımız olacak? 2030'da ne kadar? 2050'de ne kadar? Belli yıllık planlarla yapıyoruz bu işleri. Artı enerji ihtiyaçlarımızı da 50 yıllık belirliyoruz. Mesela gazları falan biz hep 50 yıllık ihtiyaçlara göre planlayıp altyapı yatırımlarını buna göre yapıyoruz. Akşamdan siz bayağı Alman disiplinini oluşturmuşsunuz orada. Böyle uzun vadeli planlar yaparak ilerliyorsunuz. Türkiye'de çok alışık olduğumuz şeyler değil bunlar. Tabii bize böyle bir kültür de var. Yani benden önceki başkanlarımız da bu anlamda disiplinli çalışıyorlardı. Ben de birçok başkanımızın yanında çıraklık yaptım tabiri caizse. Onlardan da öğrendiklerimiz var. Bizim yönetimdeki arkadaşların vizyonlarından aldıklarımız var. Benim aklıma gelenler var. Bunların hepsini harmanladığımız zaman daha kaliteli ve kolay bir çözüme ulaşabiliyoruz. Bunların da hepsini birleştirdiğiniz zaman bu sefer de Eskişehir'e yatırımcı gerçekten akın ediyor. Mesela bir örnek vereyim. Birinci gelişme bölgemizde 4.850.000 metrekarelik bir alanımız var. 2026 yılına kadar orayı doldurmayı planlamıştık. Ama onun hemen karşısında 5.100.000 metrekare yer var. Onun da tamamının kamulaştırılması falan filan bitti. Bugün ihtiyaç olduysa orasını da biz imar açabiliriz. Artı bölgenin yanında hemen 2.5 milyon metrekare açacak var. 2.450.000 metrekare yer var. Onu yaptık falan derken böyle epey yerlerimiz var bizim. Bunların birçoğunun kamulaştırmaları ve yasal formalitleri bitti. Sadece dozeri sokup yolları yapıp altyapı yaptığımız zaman arsa tahsis edebilir haldeyiz. Ama bunu da belirli bir projeyle, planla yapıyor. Çünkü hiç kimsenin olmadığı bir yere de henüz orası ıslah olmamış bir yere de elektrik yolsu bilmem ne götürmek de çok mantıklı değil. Hem hırsızlık olabilir hem de maliyettir. Dolayısıyla biz yatırımın önünden gidiyoruz. Önünden gittiğimiz için de Eskişehir bu anlamda cazibe halinde. Peki Eskişehir'in ihracat 2024 ya da diyelim ihracat hedefi ne, belirlendi mi? Evet, 4,5 milyar dolar seviyelerinde bir ihracat hedefimiz var. Bunun da 3 milyardan daha fazlasını organize sanayi bölgesinin içerisindeki firmaların yapacağını düşünüyoruz. Çünkü biz Eskişehir organize sanayi bölgesinin firmaları derken yani bunu resmi rakamlara baktığınız zaman bu kadar göremiyorsun. Ancak bizde olan ve merkezleri İstanbul'da olan firmalar, ihracatlar oraya yazıyor ama biz buradan gittiğini biliyoruz. Yani mesela bir şişe camı fabrikası ya da bir arçelik fabrikası. Bunlar hep Eskişehir'de. Buna benzer birçok fabrika var. Bunların buradan ürettiklerini, buradan ihracat yaptığı, Hayer'in fabrikası mesela dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisi. Bizim bölgemizde kazandırdık onu. Çok ciddi çabalarımız olmuş. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ile beraber, ondan sonra Sanayi Bakanlığımızla beraber ciddi çalışmalarımız oldu. O firmaları böyle kazandırdık. Üstelik ikinci kampüsünü de kurdu burada. Dolayısıyla onların sadece tek başına önümüzdeki yıldan itibaren 1 milyar dolarlık bir ihracat hedefleri var. Bunu da düşündüğümüzde ben toleranslı konuşuyorum 500 milyon dolar diye. Yani en az 4,5 milyar dolar oluruz inşallah. Böyle bir planlama var. İnşallah.
Başarılarınıza devamını diliyoruz. Şey, gelecek yıl aslında 2024'ten beklentileriniz ne? Çünkü 2023 dediniz ya, çok da keyifli ve umutlu geçmedi. Peki 2024'te neler bekliyorsunuz yöneticilerden, işte ekonomiden, ekonomi yönetenlerden? Öncelikle sanayicinin beklentisi öngörülebilirlik. Yani önümüzü görelim. Yolda herhangi bir sürprizle karşılaşmayalım. Ama toplumda konuşulanın aksine ben pozitif düşünüyorum. 2024'ün de güzel bir yıl olacağını artık düşünüyorum. Çünkü millet herkes 2025-2026'dan bahsediyor ama ben 2024'ün de sıkıntılı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle 2021'in Kasım ayından itibaren başlayan bir kur atakları vardı. Sorunlu yaşadığımız bir 2022 ve 2023 yıllar vardı. Bu arada ertelenmiş olan ihtiyaçlar var, talepler var. Bunların artık daha fazla ertelenemeyeceğini düşünüyorum. İnsanlar bir şekilde yeni şartlara uyum sağlayarak işini götürecek ve işini yapmaya devam edecek. Yani bu hem tüketim yapan toplum için hem üretim yapan sanayiciler için de böyle. Dolayısıyla ben 2024 yılında itibariyle bu faiz indirimlerini falan başlayacağını düşünüyorum. Hem Türkiye'de hem de dünyada. Zaten bunun sinyallerini almaya başladık. Bu da bizim finansmana erişimimizi de kolaylaştırdığı zaman yatırımlar başlayacak. Hiç merak etmeyin. Bu ülke çok dinamik bir ülke ama ben hiç karamsar falan değilim. 2024'te de 2023'ten daha iyi bir iş dünyası, mutlu bir iş dünyası göreceğiz. Ben en azından böyle düşünüyorum. Ve umarım ya. Çünkü sanayicimiz ne kadar üretirse ülkeye o kadar büyük katma değer sağlar. Ne kadar ilerlerse, büyürse, hedeflerine ulaşırsa ülke o kadar kalkınır. Bunun için de çok önemli. Biz de aynı temellerde bulunuyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza konuk olduğunuz için ve bizi kırmadığınız için, zaman ayırdığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buradan Sanayi TV izleyicilerine de saygılarımı sunuyorum. Eskişehir ve Eskişehir Organ Sanayi Bölgesi 7 gün 24 saat ülkemiz için, ülkemizin kalkınması için, üretim için çalışıyor. Bunu da burada özellikle ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili değerli Sanayi TV izleyicileri, yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki konukla ve konuyla görüşmek üzere.